Ben bir gece Yonca'yla çıktım. Ne anlamda? Burada bunu geçenlerde de anlattım galiba. Bir gece çıktık. Sen ve ben çıktık. Sonra yanımıza bir sürü insan takıldı. Ben çok sarhoştum. O da herhalde. O günlerde içki içmek diye bir şey yapılıyordu. Şimdi çok geride kalan. Yani o yüzden ve bu içki... Ağzı varken. Ya evet, zararlı bir şeydi. Sonra bundan kurtulduk, bu beladan kurtulduk. O zamanlar zararlı bir şeydi ve bunu içenlerde böyle bir sallanmalar falan böyle şeyler oluyordu. O tarihlerde çok eski, Yonca'nın gençliği. Beni seni dedi bir yere götüreceğim dedi. Beyoğlu'nda balık pazarının girişinde Hengame diye bir yere götürdü. Ay. Ah, ah. Ha, ay. Beni de götürdüler oraya. Götürdüler mi? Açık mı hala Hengame değil? Yani. Bence gerisini anlatma. Evet, hayır. Gerisi de birazdan. Ya niye anlatmayayım gerisini canım? Yani ve orada neyse anlatmayayım. Senin çünkü, hadi anlat. Senin orada bir videon var. Lütfen Sermiya'nın geçmişine bakabilir miyiz? Geçmişini silemezsin Sermiyan Midyat. Sene 2000. Birçoğumuz seninle Halk Çocuğu adlı televizyon filminde tanıştık. O zamanlar bu filmin seni temiz yüzlü, makul tabiatlı genç bir adam olarak göreceğimiz ender işlerden biri olacağını tahmin edemezdik. Osman Bey. Kim? Noter. Noter mi? Noter mi? Sonra hangi iş abi? Bu çok eski ya. Bayağı... Siyah beyaz mı? Yani sen Yonca kırklarında falan hani çok... Hayır, yani siyah beyaz dönemden mi? Benim bu ilk oynadığım televizyon filmi. Ya ilk oynadığım. Biz niye siyah beyaz görüyoruz? Siyah beyaz? Ha, bu Mazi Kalbimde Yaradır diye bir proje vardı. Eski Türk filmleri yeniden remake yapılıyordu. Onun için de ben o zaman çok kötüydüm ya. Hayır, kötü değilsin abi. Değil, kötüyüm. Allah Allah, peki öyle mi kabul edeceğiz? Gayet genç ve yakışıklı gördüm. Yani, evet. Oyunculuk olarak. Ha, oyunculuk. Ha, aman canım olarak. Oyunculuk olarak hiçbir zaman kötü olmadın ya. Deli misin? Devam. Noter mi? Noter mi? Sonrasında seni sık sık arıza rollerde görecektik. Misal Emret Komutanım'daki Arıza Hamza rolünün hakkını fazlasıyla verdin. Hoş ver. Abi arıza. Lafını geri al. Almıyorum. Çocuksun boş. Basketbol koçu olarak da arızaydın. Hem de bayağı arızaydın. Sizin gibileri çok gördüm ben. Ama hepsinde bu maç. Bu sen misin Sigmund Freud mu abi? Abi benim tuhaf bir tipim var. Neremi kessem başka bir şey oluyorum. Ne? Bunlar çok ucu açık cümleler ya. Sen niye ne diyorsun? Sen... Evet bu ama küçük bak çocukluk filmlerinde de ne sürekli ne var onda. Şey, ne? Ne? Devam. Hem de bayağı arızaydım. Sizin gibileri çok gördüm ben. Ama hepsinde muma çevirdim. Sizi de iki günde adam ederim, merak etmeyin. Biz zaten adamız hocam. Koç diyeceksin. Sıla'da arıza bir ağa oldun, Yuri Geller'ın ömrünü vakfettiği kaşık bükme işini tek elinle kotardın. Ondan çok daha ağır bir cezaya çarptırılmalı. Hükümet Kadın'daki karakterinde de bir... Hakikaten mi yapıyorsun? Evet. Kaşık mı yumuşak? Ayı gibi adamım abi. Kaşık nedir ya kaşık? Reyhan hayır. Güvenliği çağır demiştim. Devam. Hükümet Kadın'daki karakterinde de bir takım saplantılar, bir takım arızalar vardı. Anne de haydi ya, gideceksiniz bana çirkin ayaklı birini bulacaksınız sonra. Ne? Ayak nedir ulan? Nedir? Ayak seviyorum ben. Ayağa merak salmışım. Nedir? Bir fetiş uğruna kız isteme prosedürlerine kafa göz daldığına şahidiz. Zaten bizim öküz de sizin kızı görmüş beğenmiş. He ya, ben ömrümde böyle bacak, böyle meme görmemişim. Hele o ayaklarını hiç demiyorum ha. Ama hakkını yemeyelim. Seyirciden hiç gizlin saklın olmadı. Hatta bazen acaba olsa daha mı iyi olurdu diye aklımızdan geçmedi de değil. Affedersin. Donuna bayıldım. Nerede? Kaçtı. Masanın mı altında? Hayır. Ha şurada. Sermiyan donuna bayıldım. Ne marka bu? Aram Kadri'nin mi? Bayıldım, bayıldım. Mustafa çok... Altıokların... Aa biliyorum. Biliyorum. Çok güzel bir film. Orada bir tek donum yok aslında. Daha devamı da var. Nasıl yani ya? Üç gün küvette yattım. Üç gün küvette, çıplak halde. Pişik oldum yani. Aa.
Küvet bir şey derler. Evet. Abi 30 yaşında böyle eve böyle gidiyordun. Sürekli tat pudrasıyla gidiyordum yani. Of be, çok zor. Çok fena. Mustafa'yla film çekmek zordur ama iyi. Ha evet, sen iyi biliyorsun. Yönetmendir. Çok iyi yönetmendir. Devam. Acaba olsa daha mı iyi olurdu diye aklımızdan geçmedi de değil. Affedersiniz. Çıkın dışarı. Hemen dışarı çıkın. Çıkıyordun tamam da yüzümüze doğru çıkmayaydın iyiydi. Sermiyan Midyat, geçmişini silemezsin. Sermiyan, tek kişilik gösterini anlat. He? Tek kişilik gösterini anlat. Şimdi tek kişilik gösterim, böyle bir gösterim var. tek kişiyim. Tek kişi gösteriyorum. Sermiyan Midnight adı. Çok güzel isim. Eyvallah. BKM Mutfak sahnede pazarları başladık. Öyle eğlencesine başladık aslında. İşimde kalan bir yükteydi. Ben İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde okuyordum mühendislikte. O zamanlar yapıyordum böyle gösteriler falan. Biz Ata, Demirer, Cem Yılmaz falan akranız yani o dönemde. Onlar da o dönem başladılar. Fakat benim çevrem Ferhan abi vardı. Şensoy, Haluk Bilginer, Zuhal Olcaylar ve daha böyle daha tiyatro ve daha ağır abilerin olduğu bir yerdi. Onlar bana dediler ki işte ya işte öyle stand up falan işte sululuk yapma falan yaptılar. Sonra annem de geçen sene dedi ki bak onlar zengin oldu sen sanatçı oldun. Aa, bu güzel. Ondan sonra ben dedim ki bir bakayım dedim yapayım dedim. Ondan sonra çok güzel gitmeye başladı. 9 gösteride hep kapalı gişe gitti. Çok iyi. Evet şimdi ama film için bir ara vereceğiz yani Hindistan'a gideceğiz. Ha çünkü. Bir de böyle bir acayip bir şey var. Evet. Sen şimdi bir Bollywood filminde mi oynayacaksın? Evet. Harbiden. Yazıp yönetip oynayacağım. Nasıl? Hem de. Evet. Hem yazacaksın hem yöneteceksin hem oynayacak mısın? Evet Türkler Bollywood'da yani dansıyla mansıyla. Yani İyiymiş. Geçen Kasım ayında gittik bunun ön görüşmesine Hindistan'a. Filmin adı Godfather ya da Yogi Fadıl. Bir güzel. Mafya babasının yogacısına aşık olup arınmaya gitmesi yani. Çok 300 tane öküz mafya sevgi içimizde, öfke dışımızda diye. Bağırıp Tibet dağlarında arınmaya gidiyorlar. Başlarına bir sürü şey geliyor yani. Bakkaldan ekmek istiyorsun, adam dans ediyor. Peki bir de birileriyle görüşüyorsun. Ha, o, onlarla çok tatlı insanlarla buluştuk orada prodüksiyon anlamında. Slumdog Millionaire'in... İşte sanat yönetmeni, action yönetmeni. Bu Slumdog Millionaire, Oscar alan. Evet evet. Onlarla buluştuk. Onlarla ön görüşmeler yaptık ki muhtemelen yani çok büyük bir ihtimal onlar da bizle çalışacak. BKM de Necati Akpınar da sağ olsun filme çok inanıyor. Hepimiz çok heyecanlıyız yani. Hani muson yağmurlarından önce hemen Hindistan tarafını çekip çünkü çok büyük bir kısmı Hindistan'da. Ondan sonra... Türkiye'den oyuncular var mı? Var. Yani şu an belli olan, yani ben oynuyorum Fadıl'ı. Demet sağ olsun öyle bir uğrumuz olduğu için ufak bir konuk oyuncu. Böyle bir ziyaret edecek bizi. Harikulade. Şu an işte kastı yapmaya devam ediyoruz ama başrol kızı oradan bulacağız. Yani orada görüştüğümüz hatunlar var. Görüşüyoruz. Skype'tan. Daha gidip Skype'madık kızı. Yani ama çok tatlı. Mesela Amerika'nın koreografiyle buluştuk. Senaryo ve yani bizim ülkemizde çok yaygın olmayan orada senaryo doktorlarıyla buluştuk falan. İşin en komik tarafı buluştuğumuz herkes tabii böyle yes I understand. Hani sürekli bir hani ben döndüğümde bir hafta kaldım. Döndüğümde annemle böyle konuşuyordum. Yani. Niye böyle yapıyorlar? Abi hepsi böyle. Hepsi. Bu evet demek. Bu hayır demek. Bu evet demek. Bir de namaste abi. Yoncayı da götürsene. Bir de herkes evet herkes ya. Namaste. Yani pazardan geldin mi bittin. Nedir bu? Yani şimdi herkes helal. Birbirine yolda herkes birbirine namaste diyor. Otele girerken çıkarken falan bilmem ne. O namaste de şunu bir namaste. Hani, ha. Her şey ha. Dağılıyor yani.